Bakanım, Sayın Belediye Başkanım, Jandarma Komutanım, Emniyet Müdürüm, Kamu Kurum ve Kuruluşları Değerli Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerimizin Değerli Temsilcileri, ilimizden ilçemize teşrif eden değerli kurum amirleri, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Valimizin himayelerinde önderliğinde ilçelerimizin ve gerek ulusal programlardan, gerek ulusal yatırımlardan gerekli pay alması ve bir bütün halinde çok büyük bir şekilde kalkınmanın sağlanması noktasında düzenlenmiş olan bu toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Biz de evet kaymakam olarak görev başladığımız günden itibaren ilçemizin kurmuş olduğumuz proje birimiyle birlikte bu hibe desteklerinden, hibe programlarından gerekli katkı, gerekli pay almak için çaba sarf ediyoruz. Bu programın da hem ilçemize, Hisarcık olmak üzere, evet olmak üzere katkı sağlayacağına canlı gönülden inanıyorum. Ben bu toplantının ilk başta ilçelerimize, ilimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek saygılarımı arz ediyorum. Devlet tarafından verilen tüm hibelerin, desteklerin, teşviklerin bir bütün olarak en ucağı köşeye varıncaya kadar ilimizde tanıtılması, bunun hayata geçirilmesi yönünde yapılması gereken çalışmaları el birliğiyle, gönül birliğiyle, iş birliği içerisinde gerçekleştirmek. Ama bizim bu nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmı kırsaldan şehre doğru hareketle beraber gerek hizmet sektöründe gerekse sanayi sektöründeki artışla birlikte yapımızda bir takım değişiklikler meydana gelmekte. Bizim buradaki yapmamız gereken, gerçekleştirmemiz gereken de insanlarımızı doğduğu yerde, bölgede muhafaza edip hayatını idame ettirecek olan çalışmalar yapmak. İşte burada bu teşvikleri ve destekleri sadece il merkezinde değil, ilçelerimize de hayata geçiren bir arkadaşlarımızın bilgilerine bunu hem sosyal yönü olmak üzere hem de ekonomik tarafta olmak üzere fırsatların en ucak köşeye varıncaya kadar paylaşılması gerekiyor. O nedenle de yapılan bu iki çalışmada daha önce Gediz'de ve Sinav'da yapmıştık. Çok olumlu sonuçlarını aldık. Çok olumlu bize dönen bilgiler oldu. O nedenle bunu devam ettirmek istedik. Ben iş yapacağım diye kafası çalışan bir girişimci Türkiye Cumhuriyeti sınırı içerisinde devletin sağladığı imkanla iş yapma imkanına sahip. Sadece belki bizde eksik olan o girişimcilik ruhu, onu da aşmak için yine iş kur tarafından yönetilen girişimcilik kurslarımız var dediğiniz gibi. Hizmet sektöründe 21'den 35'e çıkmışız. Tarım sektöründe 66'dan 39'a düşmüşüz. Bu tarım sektöründe istihdamın azalmasına rağmen tarımdan elde ettiğimiz gelirde düşme yok. O da biraz önce sonra yine arkadaşlarım bu ifade edecekler. Tarımda geleneksel üretim biçiminde modern teknolojiyi kullanmak sürecinde tarımda gelir artırmak zorundayız. Bu verim alanından elde ettiğimiz gelirleri gerek yaptığımız sulama testleriyle gerekse yeni model tarım teknikleriyle beraber artırmamız gerekiyor. İnsanlarımızın refah seviyesini yükseltmek için bu tüm enstrümanları, biraz sonra alıcı olan tüm enstrümanları bunların ifade ettiği gibi İzmir'den yapmamış faaliyetlerden fazla da vaktimizi almadan kısaca bahsetmek istiyorum. Faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Birincisi planlama ve araştırma faaliyeti. İkincisi yatırım tanıtımı, yatırım çekme faaliyeti. Bu konuyla ilgili birazdan koordinatör arkadaşımız sizlere bilgilendirme yapacak. Üçüncüsü ise projelere kaynak aktarma faaliyeti. Biz özel sektörü destekliyoruz. Daha çok KOBİ'lerimizi, küçük, orta ve büyük mikro işletmelerimizi destekliyoruz.
imalat sanayinde faaliyet gösteren, tarım adaylı sanayinde, turizm sanayinde, turizmde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin markalaşma, kurumsallaşma, iş yüklerini geliştirmeleri için %50 oranında ve dinimiz kuralı gereği 200 bin euro karşılığı, en son çıktığımız kurorda bu rakamın üst sınırı 400 bin TL idi. 400 bin TL'ye kadar destek veriyoruz.